Özellikle korona günlerinde çok sık gelen sorulardan biri de diş sağlığı ile ilgili sorular. Neler yapılabilir? İngiltere'den gelen bir haber vardı. O haberi hatırlatayım, konuğuma sözü bırakacağım. Evde dolgu yapma noktasına gelen insanların olduğundan söz ediyordu İngiltere'den gelen o haber. Peki korona günlerinde diş sağlığımızı nasıl korumalıyız? Neler yapmalıyız? Doktor Çağdaş Kışlaoğlu yayın konuğumuz olacak. Benim de biraz başım döndü. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki katıldınız yayınımıza. Çok soru geliyordu. Belki biz de biraz ihmal ettik korona günlerinde diş sağlığı ile ilgili yayınlarımızı ama hazır sizi bulmuşken evet. Neler söylemek istersiniz? Hem hastalarınıza hem diş problemi olanlara dişle ilgili. İngiltere'den gelen bu haberi duydunuz mu? Evde bir... Duydum. Evde takdir bir dolgu yapmak mümkün müdür? Sözü bırakayım size. Anlaştık. Duydum İngiltere'den gelen haberi. Güzel bir haber. Böyle haberin ben Türkiye'den gelmesini beklerdim. Türkler daha yetenekli insanlar bu konular için. Ancak şaka bir yana ağız diş sağlığı çok önemli konu. Özellikle böyle günlerde biliyorsunuz çok daha önem vurdu. Niye? İmmün sistemin başlangıcı ağızdan geçiyor. Ağzımızın sağlıklı olması lazım ki vücudumuz sağlıklı olsun. İnsanlar senelerde bu konuyu bilmiyorlardı. Vücuttaki iltihap bağışıklık sistemini zayıflatır. O zaman ne oluyor? Diş etindeki iltihap da bağışıklık sistemini zayıflatmış oluyor. O yüzden sizlere tavsiye etmişim. Kesinlikle ağzınızda kanama varsa, iltihaplar geliyorsa acilen diş hekiminize gidip bu konuda çare arayın. Şimdi evde izolasyonda olan kişiler ne yapmalı? Bu konuyla ilgili bana çok soru geliyor. Doktor bey ben evdeyim, evden çıkamıyorum. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim diye çok soru geliyor. Öncelikle sizlere yapması gereken ilk konu şu. Bakın. Bakım nasıl oluyor? Birincisi, dişimizi çok güzel fırçalamamız lazım. Fırçalarken diş etlerine de dokunmamız lazım. Çoğu insanın ihmal ettiği konu odur. Eğer diş etleri kanıyorsa kişiler diş etlerine dokunmaz. Lütfen diş etlerinize dokunmaktan kaçınmayın diyorum. İkinci önemli konu, fırçalarken dişlerimizin araları vardır. Aralarını muhakkak diş ipiyle temizlememiz lazım. Ve fırçalarken de en son olarak dilimizin de üzerine fırçalamamız lazım. Aynı zamanda ağzı rahatlatan bazı gargaralar vardır. Bu gargaraları da kullanırsak çok iyi olur. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ne yapmamız gerekiyor? Sahurda yemeğimizi yedikten sonra çok güzel dişimizi fırçalamamız lazım. Ağız gargarası yapmamız lazım. Ondan sonra hiçbir şey yemememiz lazım. Aynı şekilde iltihaplarımızı açar açmaz lütfen dişlerimizi iyi fırçalamamız lazım. Ne dedik? Kanayan varsa lütfen korkmayın. Kanayan yerin üzerine gidin diyorum. Noktada hayır, muayenehaneler açılıyor mu ya da gitmek güvenli mi? Çünkü birçok arkadaşım da endişe ediyor açık olsa bile. Ne dersiniz? Güvenli midir? Önlemler alınıyor mu? Şimdi şöyle, ben şahsım adına konuşuyorum. Birçok güvenlik önlemi aldık. Nedir bu güvenlik önlemleri? Bütün kapıları değiştirdik. Kapılar artık dokunmatik oldu. Kapılar el değerek açılmıyor. Mekanda her yeri havalandırabilir camlı hale getirdik. Zaten camlar vardı. Ayrıca özel filtreler var. Ağızdan çıkan havayı çekiyor. Bizler çalışırken burada bir cisim var. Sürekli ağızdan çıkan havayı çekerek ağızdan çıkan havayı dezenfekte ediyor. Ve ayrı bir kural getirdik. Nedir bu kural? Her kişi çıktıktan sonra odalar tamamen zaten dezenfekte ediliyordu. Eskiden de dezenfekte ediliyordu. Ancak şu an havayı da dezenfekte eden özel cihazlarla dezenfekte ediyoruz. Ve her kişi arasına en az bir saat koyuyoruz. Çalışırken kişiler kliniğe girerken ateşleri ölçülüyor, hepsine maske veriliyor. Artık bekleme salonunda bekletmekten ziyade teker teker kişileri alacak şekilde randevuları veriyoruz diş hekimleri olarak. Kişi geliyor, direkt kendi odasına giriyor. Kendi steril ortamında tedavisini yaptırıyor. Ondan sonra da tekrar ayrılıyor. Burada biliyorsunuz aslında diş hekimleri ve doktorlar zaten evet, kendini senelerdir korurdu. Doğru. Buna çapraz enfeksiyon denir. Yani çapraz enfeksiyon ne demektir? Benden size, sizden ona. Zaten diş hekimleri çapraz enfeksiyon kurallarını en iyi uygulayan hekimlerdendir. Bütün aletler paketlidir. Ancak günümüzde bu biliyorsunuz havayla bulaşan hastalıklar da geldiği için ayrıca protokoller geliştirdik.
kişileri korumak için çapraz enfeksiyon. Yani gönül rahatlığıyla efendim gelebiliriz muayenede, muayenehanelerde ve gönül rahatlığıyla da dişlerimizi yaptırırız. Öyle evde kendi dolgumuzu kendimiz yapmak, kendi dişimizi kendimiz çekmek gibi önlemlere ya da uygulamalara gitmeye gerek yok. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çağdaş Kışlaoğlu bizlerle birlikteydi.